Petrol zengini Katar, doğalgaz rezervleri sayesinde kişi başına düşen gelire göre dünyanın en zengin ülkesi olarak bilinmektedir. Nüfusunun tamamının İslam dinine mensup olduğu bu ülkede hastaneden üniversiteye kadar birçok eğitim ve hizmet alanı ücretsizdir. Spor dünyasına ve inşaat alanına çok büyük yatırımlar yapan bu ülke aynı zamanda otelleriyle ve turizmiyle her sene binlerce turisti ağırlar. Bugünkü videomuzda Katar'ın lüks turizminden ve bu İslam ülkesindeki ilginç yaşamdan bahsedeceğiz. Gelirinin birçoğunu yeraltı kaynaklarından kazanan bu Arap ülkesi doğalgaz kaynakları açısından dünyanın en büyük ülkelerinden bir tanesidir. Zenginlik ve lüks düşkün insanların yaşadığı bu ülkede halk ne kadar zengin olsa da elektrik, su ve gaz ücretsiz şekilde dağıtılmaktadır. Bunun yanı sıra ülke içerisinde yapılan telefon görüşmeleri de bedavadır. Herkesin çok yüksek gelirler sağladığı bu ülke aynı zamanda bir vergi cenneti. Tüketim mallarından vergi alınmayan ülkede birçok işletme vergiden muaf tutulur. Kişi başına düşen milli gelirde dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan Katar'da lüks ve ihtişamı her alanda görebilirsiniz. Trafikte çok sayıda lüks araçla karşılaşabileceğiniz bu ülkede en çok tercih edilen araçlarsa ultra lüks jipler. Zenginliğin bir diğer kaynağı ise havayolu şirketleri ve havalimanları. Türkiye'ye de direkt uçuş sağlayan Katar Hava Yolları, tüm uçuş şirketleri arasında konfor ve müşteri memnuniyeti açısından ilk sırada yer almaktadır. Nüfusu 2 milyona yaklaşan Katar'da yerel halkın nüfusu sadece 300 bin civarında. Gerçek Katar yerlilerini sokakta göremeyeceğiniz bu ülkede en çok Hindistan, Endonezya, Fas, Mısır ve Türkiye gibi ülkelerden buraya çalışmak için gelen insanları görebilirsiniz. Yabancıların nüfusunun 1.7 milyona çıktığı ülkede aynı zamanda 10 bin civarında Türk vatandaşı da yaşamaktadır. Sosyal yaşamda aktif olmayan Katar yerlileri ultra lüks gelirleri sayesinde gerçek halktan uzakta gizli bir yaşam sürmeyi tercih etmektedirler. Arap Yarımadası'ndaki diğer İslam ülkelerinin aksine Katar alkol konusunda sert bir tutuma sahip değildir. Ülkeye her ne kadar dışarıdan alkol sokmak yasak olsa da alkol lisansı olan otellerde içki servisi ve satışı her zaman devam eder. Alkol satışları sadece otellerde yapıldığı için birçok otel konaklama dışında eğlence etkinliklerine de ev sahipliği yapmaktadır. Bu yüzden diğer ülkelerden farklı olarak gece hayatının kalbi barlarda değil otellerde atmaktaymış. Her ne kadar diğer Arap ülkelerinden daha gelişmiş ve daha modern bir yapıya sahip olsalar da Katar'da halen kadınlara karşı çeşitli ayrımcılıklar yapılmakta. Günümüzde Katarlı kadınlar kamusal alanlarda kendilerine yer bulabilmiş olsalar da hala da erkeklerin oldukça gerisindeler. Kiminle evlenecekleri veya hangi bölümde okuyacakları kadınların babaları ve abileri tarafından belirlenmektedir. Ayrıca spor salonlarında kadın ve erkekler ayrı ayrı spor yapmakta, kadın kuaförlerinde erkekler çalışamamaktadır. Büyük bir gelirin sağlandığı iktisat ve mühendislik alanındaysa tek egemen erkeklerdir. Zenginliğin yanı sıra Katar, 2015 Dünya Güvenlik Araştırmalarına göre dünyadaki en güvenli ikinci ülke olarak seçilmiştir. Sıralamanın birinci basamağında Singapur, üçüncü basamağında ise İsviçre yer alır. Katar aynı zamanda Orta Doğu coğrafyasının en istikrarlı ikinci devleti olarak da tanınır. 2015 araştırmalarına göre istikrar raporunda Katar'ın önünde bulunan tek ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Ülke nüfusunun büyük bir çoğunluğu Müslüman olan Katar'da kıyafet konusunda çok sıkı yasaklar bulunmakta. Sadece tek tip kıyafetlerin giyildiği bu ülkede sokaklardaki insanların üzerinde sanki üniforma varmış gibi gözükmektedir. Arap Yarımadası'nın genelinde olduğu gibi Katar'da da erkekler genellikle uzun beyaz elbiseler giyerler. Bu kıyafetin altına ise beyaz pantolon, genellikle zengin erkeklerin tercihi olur. Arap erkekleri dışındaki kişilerin giymeleri uygun olmayan bu kıyafetin üzerinde genellikle kırmızı ve beyaz bir örtüde bulunmaktadır. Kadınların kıyafeti ise siyah abaya ve üzeri siyah başörtüsünden oluşur. Bunun yanı sıra bazı bölgelerdeki kadınların yüzlerini de örttüklerini görebilirsiniz. Zenginliğin ve lüksün ana toprağı Katar'da uygulanan yasakların başında internet yasakları bulunmaktadır. Örneğin kötü şartlar altında çalışan ve yaşayan işçilerin bulunduğu resimler Dünya Kupası seçmeleri öncesinde Katar hükümeti tarafından internete müdahale edilerek yok edilmiştir.
Aynı zamanda ana akım medya güçlü ve hükümete yakın kişilerin kontrolü altında olduğundan dolayı hükümeti eleştirmek de mümkün değildir. Bunun yanı sıra birçok film veya haberler ülkedeki sansür filtresinden geçerek yayınlanır. Katar'da herkesin kendi lüks arabası olduğu için bu ülkede toplu taşıma neredeyse hiç kullanılmaz. Buraya dışarıdan gelen turistler bu yüzden de lüks araba kiralayarak gezmeyi tercih ederler. Aynı zamanda namaz saatlerinde çoğu kişi iş yeri dükkanlarını kapatır. Diğer ülkelerden farklı olarak Katar'da hafta pazar günü başlar, hafta sonu ise cuma ve cumartesidir. Çünkü İslam dinine göre cuma kutsal bir gündür ve dinlerini yoğun bir şekilde yaşayan Katarlılar bu kutsal günde izin yapmayı tercih eder. İslam dünyasının en modern ülkelerinin başında yer alan Katar'da coşkuyla kutlanan dini günlerin yanı sıra birçok uluslararası etkinlik de düzenlenmektedir. Her yıl Mart ayında yapılan Doha Kültür Festivali ise bu etkinliklerden en önemlisi olarak bilinir. Bunun yanı sıra düzenlenen su kayağı yarışları da halkın en çok katıldığı etkinliklerin arasındadır. Katar'ın şimdiye kadarki en büyük amacıysa 2022 Dünya Kupası'nı başarılı bir şekilde düzenlemek. Genelin aksine Aralık ayında düzenlenecek olan organizasyon sayesinde Katar'ın milyonlarca dolar gelir elde etmesi beklenmektedir. Yüksek sıcaklıktan dolayı Haziran ayından Aralık'a ertelenen organizasyonu almak için Katar hükümetinin birçok yolsuzluğa ve rüşvet olayına karıştığı tüm dünya tarafından bilinmekte. Arap ve Orta Doğu mutfağının birleşiminden oluşan geniş ve zengin bir mutfağa sahip olan Katar'da ayrıca birçok İtalyan, Çin ve Hint yemeğini bulabilirsiniz. Özellikle lüks alışveriş merkezlerinde bulunan restoranların menüleri oldukça gelişmiştir. Katar'ın geleneksel yemeği ise mekbus adı verilen pirinç pilavı ve etten oluşan bir yemektir. Bunun yanı sıra deniz ürünleri ve İslam dünyasında önemli bir yeri bulunan hurma bu ülkenin en bilinen yiyecekleri arasında yer almaktadır. Katar'da çalışan her yabancı insanın kendine özel bir sponsoru bulunmaktadır. Çalışanların sponsorunun izni olmadan iş değiştirmeleri ve Katar dışına çıkmaları özel yasalarla yasaklanmıştır. Ayrıca iş yerinden istifa edenler, işten çıkartılanlar veya sponsorundan gerekli belgeyi alamayanların Katar'da oturma izinleri iptal edilir. Ayrıca işçi, teknisyen gibi bazı meslek gruplarının ailelerinin Katar'da oturma izni alma hakkı yoktur. Katar Hava Yolları ve Doha Uluslararası Havaalanı ile bölgedeki transit ulaşımının lideri olan Katar, seneler içinde ülkedeki turist sayısını gözle görülür biçimde arttırmıştır. Zengin Körfez ülkesinin en çok tercih edilme nedenleri arasında dini turizm yer almaktadır. Bunun yanı sıra birçok su sporu organizasyonuna ev sahipliği yapan Katar'daki otellerin ihtişamı göz kamaştırır. Her gün bir yenisinin açıldığı bu lüks otellerin birçoğu değerli mücevherlerle donatılmış olup ekstra lüks odalar içerir. Aynı zamanda alkol satışlarının sadece bu otellerde yapılması da bu otelleri büyük bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Peki siz gelenekleri, yasakları ve zenginlikleriyle dünyada önemli bir yerde bulunan bu Arap ülkesine gitmek ister miydiniz? Cevaplarınızı bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz.